بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Muhterem cemaat, Allah subhanahu ve ta'ala'nın fazlu merhameti bilen kıyamet saatinin küçük alametleri hususunda sıfatlaşırken edik. Allah subhanahu ve ta'ala bu sıfatımızda faydalı kılgen bulsun. Geçeki sıfatımızda Ta'unu Amuaz, Palestin diyarıdaki Amuaz degen cayda Hicri 18. senede çıkan vaba keseri hususunda yaklaştık. Ve ettik ki o vaba keseli Müslümanlardan 25 bin insanın hayatını alıp gitken iken. Yani 25 bin adam menaşı keser sebebiyle vefat etken ikenler. Bugünkü kıyametinin küçük alametlerinden biri fitnelerinin köpeygenliği. Yani fitne degen de fitnenin her hal türü köpeydi. Bu hem kıyametinin alametlerinden biri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadislerinde, İmam Müslim rivayet kılgan hadiste bu hadisini Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kılgan ekenler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il leylil muzlim. Amellerge şaşılıp kalınlar. Yani salih amellerge şaşılıp kalınlar. Karanğu tünnin bölek bölek karanğu tünnü tünge okşap keledigen fitnelerden aldın degen eken. Yani bu degeni ne degeni? O degeni karanğu zulmette insan körmeydi. Aynıksa ilgeri svetler, çıraklar yok payda karanğu zulmette hiç nersa körünmesedi. Oğurlar hem oğurligini şu tünde kalardı. Her kendi yamallikler keçesi de bulardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana oşa zulmet tünde buladigen fitneler kebi. Keledigen fitnelerden aldın salih amellerge şaşılıp koringler dedi. Hadisine devam etti ki Yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafira. Kişi Müslüman, mu'min bugün halı da ton yottiradı ve kafir bugün halı da keçkere tabi dedi. O degeni fitnenin şu derecede bir türü köpeyip getirdi ki onu sizden kaçsayız bunu size getişersiniz. İlgari ata babalarımızın devrede umuman yaşlar körmeydigan fitneler hazırgı künde insanların üyüge eşigini takkillatmasından kirip geliyordu. Yatakhanası da yan var ana oşa fitne. Yaşballarını fitnelere boluyordu. Bu fitne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde etken edik لَا يُوشِكَنَّ أَنْ يُصَبَّ عَلَيْكُمُ الشَّرُّ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَيَافِيَ. Sizlerinin üstünüzde Osmandan fitneler kuyula başlaydı. Şu derecede fitneler kuyuladı ki hatta inki fayafi o çekke hiç kanaka özümlü özmüydüken adam yaşamıydüken joylarga hem yetir boradı. Şimdi hadiste ya Resulullah fayafiye nime u dilingende el ardul kafru çöl dediler. Hiç kim yaşamıydüken özümlü özmüydüken kere bulsa su ham bu midyon joyu geçe yetip baradı. Bunu hazır yükünde Arabistan'a borgarlar köredi. Mekke'ye, Medine'den ümrege keti yapken adam körüşü mümkün. Ösümlü yok, su yok joyda kapatki vagen, yan başı da barabansı antenası var. Yok ki bu mesela interneti var ana oşu joyda. Ana oşu internet kayırdan veriliyordu. Osmondaki sunu yoldaştan veriliyordu. Doğru mu? Sizlerge Osmondan kuyuladı dedi. Bu hadisini eğer bu taraftan düşünedigen bulsak, bu internet degen narsa ham Peygamber aleyhisselam başarat bergen kıyametinin küçük alametlerden biri bulup çıkıyordu. Peygamberimiz ne mi dediler? Müslüman bulup tong attırsa keçke borgen de kafir bulup boradı. Keçke kirgen de Müslüman bulup keç kirgizse tong attır yatıp kafir bulup tong attırdı. يَبِعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنِيَا. Dinini dünyavi az yine matoga satıp yuboradı. Buluyor. İnternette yapılaşıp oturup dinden şüket kalıyıp geldiler buluyor. Kattara pulunu vadaksa münafıklık yolunu tanılayıp geldiler buluyor. Ya ki bu mesem şahvat eşikleri internet orkali len açıldı. İlgari toydan keyin körüledigen narsanı yaşlar
uylanishdan 5 yil 10 yil burun ko'rib qo'yyapti. Shu bilan fitnalanib bo'lyapti. Vallohu alam mana shu ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bashorat bergan fitnalarga kirsa kerak. Va yana hozirgi kunda bu fitnalarni turlaridan yana biri harom mol topishlik. Haromdan yeyishlik oddiy holga aylanib qoldi. Bu haqida payg'ambarimiz sahobalarga bashorat bergan paytda ular bu narsani o'zlariga sig'dirish olmagan. Lekin bu narsa hozirgi kunga kelib, hozirgi ummatning ichida oddiy holga aylanib qoldi. Falonchi otarman desa oddiy qabul qilinadigan bo'lib qoldi. Vallohu a'lam. Va qiyomatning yana kichik alomatlaridan biri hozirgi aytganimizdek fazoiyot televideniyani chiqishligi. Internetning chiqishligi qiyomatning kichik alomatlaridan biri. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu fitnalar haqida xabar beryotib, birinchi aytgan so'zi nima bo'ldi? Badiru bil a'mal dedi. Amallarga shoshilib qolinglar dedi. Nima uchun? Mana shu fitnalardan qutulishni yagona yo'li u ham bo'lsa solih amallarga intilishlik. Fitnalar ko'paygan paytda inson eng qattiq e'tibor beradigan, eng unga muhim qaraydigan narsasi solih amallarga intilishlik bo'lishi kerak bo'ladi. Ana o'sha insonni fitnalardan saqlab qoladi. Nima uchun? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam sahih hadislarida nima deganlar? Bir insonni eshigini ostidan anhor oqib tursa, daryo oqib tursa, u inson unga chiqib 5 mahal cho'milib tursa, u odamda kir qoladimi deb so'radi payg'ambarimiz. Shunda sahobalar nima deyshdi? Qolmaydi yo Rasululloh deyshdi. Xuddi shuningdek 5 mahal namozga mahkam bo'lgan odamda ham gunoh qolmaydi dedi. Buni Alloh taolo oyatda nima dedi? Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Savob amallar, solih amallar yomon gunoh amallarini yuvib ketkizib turadi dedi. Alloh taolo zinodan qaytaryapti. Zinodan qutulishlikni yo'li o'laroq bizlarni nimaga yo'l ko'rsatgan? Namozga yo'l ko'rsatgan. Inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Yoshlarni fahshdan to'sishni eng munosib yo'li namozga yugurtirish. Yugur namozga, 5 mahal namozga chiq. Mana shu yo'l bilan yoshlarni fahshdan to'sib qolsa bo'ladi. Chunki Alloh taolo nima dedi? Albatta namoz fahsh va munkar ishlardan to'sadi dedi. Inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Bu narsa hayotda tajribadan o'tgan. Bir arab inson aytadi. O'g'li internetda o'tirib fahsh ishlarga kirib ketgan ekan. Internetda ko'p o'tirganidan haligi bola nervinli bo'lib qolgan. Hayotida ya'ni o'zini o'zi o'ldirishga ham tayyor bo'lib qolgan haligi bola. Onasi, otasi qo'rqib qoladi haligi bolani. Endi nima qilsa ekan deb. Shunda bir solih inson ularga maslahat beradi. O'g'lingizni 5 mahal namozga yuguradigan qilinglar. Ozon aytishi bilan o'g'lim yugurtiradi namozga. Yugur o'g'lim dedi. Yugur dedi. Hali bola hech qancha o'tmasdan telefonga ham qaramay qadi, fahsh narsalarga ham qaramay qadi, yuzi nurli bolaga aylanib qoladi hali bola. Sababi nima ekan? Namoz. Inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namoz fahsh va munkar ishlardan to'sadi dedi. Boshqa oyatda Maryam surasida nima dedi? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Ulardan keyin ilgari ota bobolari solih insonlar, olim u qurro bo'lgan odamlarning bolalari, o'rin bosarlari qanaqa bo'lib chiqdi? أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Namozni zoyi qiladigan odamlar bo'lib chiqishdi. Namozni zoyi qilishlik oqibatida nima bo'ldi? أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Namozni zoyi qilishdida shahvatlarga ergashib ketishdi dedi. Demak, shahvatdan tiyilishni eng katta yo'li nima ekan? Namoz. Namozni o'z vaqtida o'qishlikka, bo'lib ham jamoatda o'qishlikka intilgan xonadonda fahshga, munkarga bo'lgan qiziqish bo'lmaydi. Unday qalbdan shahvatga bo'lgan intilish chiqib ketib qoladi. Vallohu a'lam. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadisidan shunday tushunilayaptiki, demak, fitnalardan qutulishning yagona yo'li namozga intilishlik ekan. Namozga mahkam bo'lishlik ekan. Vallohu a'lam. Va yana qiyomatning kichik alomatlaridan biri mavqi'atu siffin. Siffin voqiyasi. Bu voqiya sahobalarning orasida bo'lib o'tgan.
Sahabalardan Ali roziyallohu anhu bilan Muaviya roziyallohu anhu ning orasida bo'lib o'tgan mojaro, bu voqeani nomi Siffin voqeasi va yana bitta nomi bor, Jamal voqeasi degan nomi bor. Nima uchun? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning suyukli ayoli Oyisha onamiz tuyaga, Jamal tuyaga minib Usmon roziyallohu anhu ning o'chini qastini olishlik maqsadida Muaviya roziyallohu anhu ning oldiga sahobalardan Zubayr ibn Avvom, Tolha ibn Ubaydullohlar bilan birga ketayotganida u onamizning tuyasiga zolimlar, xavorijlar hujum qiladi. Hattoyinki o'qlar Oyisha onamizning tuyasini havdajiga kelib tegadi. Sahobalar Oyisha onamizni tuyasini atrofida onamizni himoya qilishadi. Shuning uchun ham bu voqeaning nomi Jamal tuya voqeasi deb nomlangan. Va yana bitta nomi Mavqiatu Siffin. Ikkita katta qo'shin bir-biriga qarab saf tortib turgan. Biri 120 mingta lashkar va yana biri 90 ming. Ali roziyallohu anhu ning lashkari 120 mingta bo'lgan, Muaviya roziyallohu anhu ning lashkari esa 90 mingta bo'lgan. Bu ikkala qo'shin bir-biriga qarab, ikkala taraf ham musulmon. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nima deganlar? Ikkalasining ham maqsadi da'vosi bitta. Ikkalasining ham maqsadi islom, islomni qoyim qilish. Lekin bir-biriga qarab, bir-biri bilan jang qilaman deb turadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu jang haqida bashorat berganlar. Kunlarning birida minbarida o'tirib, insonlarga xutba qilayotganlarida nabirasi Hasan chiqib, payg'ambarimizni atrofida o'ynab qoladi. Shunda sahobalar bezovtalanib, payg'ambarimizni gapini bo'layapti-da degan xayollar o'tayotganda payg'ambar alayhissalom ularning yuzidan darhol bilib oladi. Bu o'g'lim mana bu nabiramga qarab bezovtalanyapsizlarmi deydi. Bu o'g'lim sayyidku axir deydi. Bu o'g'lim sababli Alloh mening ummatimdan ikkita musulmon bir-biriga qarab turgan tog'dek qo'shinni isloh qilib yuboradi, yarashtirib yuboradi deydi. Bu o'g'lim sayyid axir bu o'g'lim deydi. Inshaalloh mana shu voqea xususida ertaga suhbatlashamiz. Bu voqeada munofiqlar, yahudiylar juda ham katta ishlarni qilib yuborishadi. Sahobalardan ham so'ngra bir-biriga nisbatan qilich ko'tarishlik, qurol ko'tarishlik sodir bo'ladi. Sahobalar ham inson, ulardan ham gunohlar sodir bo'ladi. Biz sahobalarni gunohlardan umuman pok deb e'tiqod qilmaymiz. Ular ham inson bo'lgan. Inshaalloh bu xususida ertaga suhbatlashamiz. Va sallallohu alayhi va sallam nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.